burada bak, şurada karşı sağ tarafta görebiliyor musun? Bir yıkıntı gibi bir şeyler görünüyor bak. Sağ burada hafif pembemsi bir ev var. Hı, şurada. O minare mi var? Onun sonunda. Şey sağında. Şimdi bak, şu ortada bir cami var. O bir kilise cami, tamam mı? Şu orta kilise cami, minareyi görüyorsun. Hı, gördüm. Bir de ben sağ tarafta bak. Sağda bir inşaat gibi bir şeyler görüyorum. Yani inşaat değil de sanki öyle yıkıntı vesaire gibi bir şey, tamam, var. Tamam, orada okul gibi bir şey var. Sağ yamaçta. Sağ yamacı düşünüyorsun değil mi? Şöyle görüyorsun onu. Bak orada eski bir yıkıntı şey işte, kilise. Tamam. Kalıntılar onlar da. Biz oraya şu üst tepeye çıkacağız ama oradan orayı şey yapabilir miyiz? Bakalım, eğer şey bir zaman olsaydı. Buraya yağıyor bak, gördün mü? Aşağılara yağıyor. Bak oradan, evet. Niğde'ye dün çok yağmış. Şeyde çok, öyle sonra çok yağdı. Yok, bizim o tarafa gram damla düşmedi. Ben o şey çekiyor. Şey olsun diye ekranı kapattım. Biz gram kaçta çıktık ya? Birde mi ne çıktık? Bura böyle bir rüzgar bir kapandı ama şey açıktı. Ben daha şeye çıktım. Küçük köyün üst tarafına. Orada açıktı. Rüzgar vardı ama şey yoktu, ama niye şey kapandı? Bayağı da böyle biraz dolu da yağmış. Evet, ondan sonra 3 gibi şey ektim, 2,5 gibi pazara gittim, orada her yer ıslaktı. Tam da sordum, o da biraz dolu yağdı dedi. Ama ondan sonra çok iyi yağdı. Vallahi. O akşam üzeri falan çok bayağı yağdı. Abi düz saat kaçta? 9'da falan iyi dedi kesin yani, 8 küsür, 9 gibi. Aynen 9'da ben çarşıdaydım. Ondan sonra yağdım ki ben yorgunluktan çok şey yapmadım, kalmadım. Eve geçtim, yemek yaptım. Bir de edit yaptım o şey, Instagram için. Onu paylaştım, sonra gittim yaptım. Şimdi daha gerçi orada bina mıymış ya? Orada ev mi yapmışlar sanki? Orada öyle olmaması lazım. Ben orada uzaktan şey görüyordum ama orada ev yapmışlar ya. Orada evmiş. Yıkıntı dediğim orada değilmiş. Aslında şu sağdaki en sağa görüyor değil mi? Evin şeyiymiş orası ya. Orada bir yerde var yani dedi. Şu anda tam görünmüyor. Ben size iyi arıyorum. Evet. Oradan bulduruyor zaten. Şimdi baksana ya karşı. Onu aynen nasıl bırakıyor? Aşağı doğru sürdüm. Zaten 4 meteoroloji uyarmış ya, 4 gün yağmur bekleniyor falan diyorsun. Sırta yapmış, tam güneye vermiş. Hiç kimse evini güneşinde engellemiyor. Yerleşim böyle olacak. Burada da bir vadi gibi bir şey oluşmuş. Vadi evet. Ançerli vadisi işte. Su akıyor herhalde, bayağı yeşil burada. Belirli zamanlarda kaldı. Yani işte yukarı öbür şu vadi var, orada bakıyor. Orada işte barajın geçtiği yer orası. Tamam, barajın. Dün gittiğim ekip işte yürüyüş yapıyoruz falan. Her konu hakkında fikri olan bir arkadaş var. Konu ne açılırsa açılsın her konu hakkında bilgisi değil, bilgisi vardır o adam. Bilgisi daha doğrusu fikri, tamam de. Güzel, o kadar güzel oluyor adamlar ki sohbet. Evet abi. Şimdi o sohbet. Yok, bende bazen şöyle birileri var, hiç bilgisi yok, atar tutar oydu şuydu yani, öyle değil değil mi? Yok öyle değil. Evet. Değil abi, çocuk şimdi zaten yetişmiş, köyde de yetişmiş, evet. Ekstra gelmiş okumuş burada falan. Onunla birlikte işte diğer arkadaş grupları da, yani onlar da öyleydi. Yani son zamanlarda o grupla yaptığım, yani odak altında yaptığım en kaliteli aktivitelerden biriydi bence. Şu kırmızı çiçeklere ne deniyordu? Annem söylüyordu da. Bunlar gelincik. Gelincik dediğim, evet. Bunu kına mı yapılıyordu bunlar? Yok, bir şey yapmadım. Bizim o taraflarda hani kına dediğim şey, dövme tarzı bir şeyler oluyormuş herhalde. Çocukluğunda, gençliğinde yapar mı? Şöyle yapıştırılır ya herhalde çocukluğu olsun. Aynen öyle. Bir şey. Öyle çocuk, yok, onu kalıcı bilmiyorum bir şey değil herhalde. Öyle. Bilmiyorum. Tıra bırak çıkıyor. Geçti ya.
Eskişehir'e bir gidelim.